Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere bıktım her gün beni şarja takmandan. İşte tam da bundan bahsedeceğim. Biraz daha kalsam sıcaktan patlayabilirdim. Bunun nasıl yapıldığını sizlere şimdi anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde siz de istediğiniz metni konuşturabileceksiniz telefonunuzda. Hem şarja taktığınızda hem çıkardığınızda, isterseniz de pil seviyeniz düştüğünde bunu yapabileceksiniz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Ekrandaki gördüğümüz uygulama sayesinde. Bu uygulamayı Play Store'dan indirebilirsiniz. Play Store'dan indirdikten sonra arkadaşlar uygulamayı açacaksınız. Açtıktan sonra bu şekilde ekran gelir karşımıza. Gördüğünüz gibi burada makro ekle var. Makro ekleye tıklayacağız ve buradan tetiklemeler kısmına geleceğiz. Artıya basacağız. Bastıktan sonra pil ve güç var burada. Pil ve güce de bastıktan sonra şarj cihazının takılması diyor. Buraya da tıklayınca bakın şarj cihazı bağlandığında, şu an sadece bağlandığında ayarlıyoruz. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz ve eylemlere geliyoruz. Tekrar yine artıya bastıktan sonra arama bölümüne yukarıda arkadaşlar metni konuş diye yazıyoruz. İşte en üstte çıktı. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra metinden sese girin diyor. Buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. Mesela ne yazsak buraya? Bunu yazdım arkadaşlar. Şu an tamam diyorum. Test et diyorum. Teşekkürler Global Teknoloji. İşte bu. Şarja taktığımızda telefonumuz artık bu şekilde konuşacak. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hali hazırda konuşuyorsa kuyruğa koy falan. Burada perde hızlarını, yani konuşma hızını ve yavaşlığını ayarlayabiliyorsunuz. Teşekkürler Global Teknoloji. Hızını da ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Teşekkürler Global Teknoloji. Hızı burada normal arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz. Teşekkürler Global Teknoloji. Yani biraz daha incelmiş oldu burada. Teşekkürler Global Teknoloji. Teşekkürler Global Teknoloji. Bunu buradan ayarladıktan sonra arkadaşlar birazcık aşağı çekiyoruz. Çektikten sonra bakın burada tamam var. Tamama tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yukarıda makro ismi girin var arkadaşlar. Bakın yukarıda makro ismine herhangi bir şey yazın. Yani illa bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir şey yazın maksat kaydetmek için. Oraya öyle yazdıktan sonra köşedeki artı tuşuna basıyorsunuz, beyaz yuvarlak arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi bu makromuz aktifleşti. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi makrolar var aşağıda. Makrolara tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın şu an yukarıda global yazıyor. Onu ben aktif etmiştim. Onu kendim yaptım. Şu anki size dinlettim. Bunu kapatıyorum. Şimdi yeni yaptığımızda onun bir altındaki zaten Koa diye yazıyor ismi. Şunu da kapatıyorum. Şunu da kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu aktif yaptığım biraz önceki. Ben sadece metni, yani şarja taktığımda nasıl konuştuğunu size gösterme amaçlı oraya teşekkürler Global Teknoloji yazmıştım. Şimdi bakacağız. Teşekkürler Global Teknoloji. Çıkartalım. Konuşmaz. Çünkü arkadaşlar şarj cihazı çıkartıldığında da ayarlamamız gerekiyor. Tekrardan buradan makroya geliyoruz. Yine tetiklemeler kısmında pil güce ve şarj cihazı çıkartıldığındayı seçiyoruz bu sefer ve tamam diyoruz. Tetiklemelere geliyoruz. Buraya metni konuş diyoruz yine arkadaşlar. Metni konuş dedikten sonra buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben böyle yazayım, maksat size gösterme amaçlı. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi buradan yine tamam diyoruz. Tamam'a da bastıktan sonra yine buraya bir makro adı girmemiz lazım. Bunu da girdikten sonra yine buradaki beyaz yuvarlaktan kaydediyoruz. Ettikten sonra arkadaşlar makrolara geliyoruz. Bakın bunlar zaten otomatik aktif oluyor. Şimdi ben telefonu şarja takıyorum şu an. Teşekkürler Global Teknoloji. Ve
çıkartıyorum. Teşekkürler. Ve bunu söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Bunu bu şekilde yaptığınızda telefonunuzu hem şarja taktığınızda hem çıkarttığınızda konuşuyor arkadaşlar. Benim ise yaptığım farklı ses. Ben onları kendim yapmıştım. Benim yaptığımda şu şekilde. Bıktım her gün beni şarja takmandan. Ses farklılıkları var. Bunlarda nasıl olduğunu sizlere bir sonraki videomda anlatacağım. Onu bu yalnız biraz sizi uğraştırır arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Benim yaptığım sizi birazcık uğraştırır. Benim size gösterdiğim ise daha basit bir yöntem. Siz de bu şekilde çok rahat bir şekilde telefonunuzu şarja takıp çıkartıldığında veya şarj seviyesiniz diyelim ki %20'ye düştüğünde konuşmasını sağlayabilirsiniz veya %50'ye, nasıl isterseniz onu da ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda hepsini göstereceğim. Allah'a emanet olun. Beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.